Selamünaleyküm değerli abonelerim ve yeni gelecek olan arkadaşlar. Ayşegülce Fikirlere hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abonelikler ücretsizdir. Sadece abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Evet arkadaşlar, bugün şu bluzun anlatımını yapacağım. Bu pantolonu daha önce yapmıştım. Şimdi bakın sağ üst köşeye, orada çıkacaktır öneriler bölümünde. Tıklayıp yapabilirsiniz eğer arzu ederseniz. Şimdi hanımlar, bunu daha önce öbür videomda da göstermiştim ama bunda da göstereceğim şu fotoğrafı. Arkadaş bana gönderdiği fotoğraf böyle bir fotoğraftı. Bu bluzu şöyle bakarak bu kadarca, yani görüntüsü var. Başka bir görüntüsü yok. Buna bakarak bu şekilde yaptım. Şimdi arkasını da göstereyim size. Bakın şöyle şurayı böyle V şeklinde yaptım. Boyun kısmını, iki tane de düğme koydum, krem gri düğmeler koydum iki tane, bu şekilde yaptım. Şimdi anlatıma başlayacağım, umarım anlatımdan memnun kalırsınız. Sürçülisan edersem şimdiden affola. Şimdi arkadaşlar bakın, ben bu pantolonunu bu renk krem ve pembeyle yaptığım için şimdi bunun bluzunu da aynı şekilde yapacağım. Yani iki takım oluyor, birisi gri krem, biri de pembe krem olacak. Şimdi bunun da krem pembeden yapacağım bluzunu, çekidini de yine aynı şekilde sırayla hepsini anlatmaya çalışıyorum hanımlar. Şimdi hemen şöyle bir zincir çekerek, Bismillahirrahmanirrahim diyorum, zincir çekerek başlıyorum. Benim ipim alize ip, tığımda 9 numara. Şimdi bunu her zaman yaptığım gibi, hani ip farkı olabilir düşüncesiyle sayı vermiyorum. Hanımlar şöyle zincirinizi çekeceksiniz. Şu belini ucu ucuna denk geldiği zaman bırakacaksınız, bitireceksiniz. Yani o kadarca yaptığınız yeterli yani. Şimdi ben de bunu zincirini çekip belini ölçeceğim. Belin en ince yerini ölçüyoruz. Aslında bu fotoğrafta gördüğünüz gibi daha kısa boyu ama benimki biraz uzun olmuş. Nasılsa dikkat edemem, farkında olmadım. Olsun, böyle de iyi oldu. Şimdi zincirimi çekip belini ölçeceğim. Sonra devam edeceğim. Evet hanımlar, zincirimi çektim, belini ölçtüm. Ucu ucuna geldi. Bu kadarca yeterli. Şimdi hanımlar, bunu da yaparken söylemiştim. Bu fotoğraftaki görünen sık iğne. Ama ben sık iğne yapmak istemiyorum. Çünkü zamanımı alacağı için, siz isterseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Ama ben şöyle çakma sık iğneyle yapacağım. Bunu da öyle yaptım. Şimdi tığıma ip aldım. Bakın bir iki tane bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bu şekilde sıramı başa kadar bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Üçlü çekiyorum. Bakın tığımı alıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Bu şekilde sıramın başa çıkıp döneceğim. Bakın bu şekilde bir sıra gittim. Bununla şimdi bakın ipim burada duruyor. Şu çizgiyi yapmak için buradan tığımı takıyorum. Diğer krem rengi ipimi alacağım. Buradan bir sıra bununla öreceğim hanımlar. Oraya bir çizgi koyacağız. Aynı şekilde örgüme devam ediyorum. Bakın şöyle üçünü birlikte alıyorum. Saymadım hanımlar. Sayısı her zaman söylüyorum, ipimin kalınlığı, inceliği fark edeceği için, sizin ne iple yapacağınızı bilemediğim için, böyle dediğim gibi beline ölçüp yapacaksınız. Sadece şuralarda artış, kaç tane artış yaptım onları söyleyeceğim. Şimdi bu şekilde başa kadar geleceğim, devam edeceğim. Bakın bu şekilde sıramın başa çıktım, ipimi kırdım, krem rengi iple şimdilik işimiz bitti. Şöyle dönüyorum geriye, bakın bir zincir, bir tane burada çekmiştim, iki tane zincir çektim. Yine aynı şekilde devam edeceğim hanımlar. Bu kırdığım ipi de içinde yürütüp kaybedeceğim.
Yine aynı şekilde devam ediyoruz hanımlar. Bundan sonra bu pembe ile kaç sıra diyelim? Şöyle bir 3 sıra öreceğim. Ondan sonra arttırma işlemi yapacağız. Yani bu kremin üstüne 3 sıra daha yapacağım. Sonra arttırma yerinde göstereceğim size. Nerelerde kaç tane arttırdığımı. Evet, bu şekilde devam ediyorum. 3 sıra öreceğimi söylemiştim ama bu pembe ipim kremden bundan daha inceymiş. Yani bu kremin farklı bir ip, bu daha farklı. Onun için ben 4 sıraya tamamladım. Bu kadarca yeterli. Bakın şöyle, şimdi şeye geldim. Şu göğüs kısmına burada artırma yapacağım. Şimdi burada sık iğnelerimi saydım. 32 tane sık iğnem var. Bunu eşit şekilde bölerek arttırma yapacağım. Kaç tane yapacağım? 4 tane yapacağım. 1. Şimdi sayıyorum. Bakalım nasıl denk gelecek. 2, 3, 4. 4 tane ördüm. Bakın 5.'ye 2 tane batıyorum. 1, 2. Aynı yere bakın. 2 tane battım. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şöyle 32'yi 4'e bölünce kaç çıkar? Maalesef benim matematiğim hiç yoktur. Onun için böyle sayarak yapıyorum. Tek tek saymam gerekiyor. Orada sayıp zaman kaybetmemek için burada sayarak yapıyorum. Yani şey, Allah emretmemiş. Yani bir iki tane üç tane aralarda farklı olabilir. Hiç sorun değil. İkinciyi de artırdım. 2, 3, 4. Bu ortadakinin arasını biraz daha açık yapacağım. 5. Burada altıncı da artırıyorum. Bakın onlar. Diğerlerinde beşinci de artırmıştım. Diğer iki artırmamda. Bu üçüncü artırmam. Şimdi bakın artıracağım. Hemen aynı yere bakın. Tekrar buraya battım. Aynı yere tekrar batıyorum. Böyle ayrıntılı niye gösteriyorum? Beni yabancılar da izliyor. Hani dilimi anlamayan birisi için kolaylık olsun diye gösteriyorum. 1, 2, 3. Şimdi ben üçüncüyü artırdım. Dördüncüyü artıracağım ama sanırım hesaplamam çok da düz olmamış. Kaç tane oldu bakalım? Artırmadan sonra sayıyorum. 2, 4, 5 tane olmuş. Bir tane daha yapayım. 6. Evet. Dediğim gibi mesela orada arada 5 tane vardı ama burada 6 tane oldu. Hiç sorun değil. Şimdi bakın aynı yere tekrar batıyorum. Evet. Hiç sorun değil. 4 tane artırmamızı yaptık. Maksat dağılmış olması. Yani artırma hep bir yerde yapmadık da dağıtmış olduk bir sıraya. Bu şekilde bu sıramızı da tamamladım. Şimdi 32 taneydi, 36 oldu. Şimdi bir 4 tane daha artıracağım hanımlar. Bir sıra daha artırdım mı yeterli geliyor. Şimdi burada da bakın artırmaların hemen üstüne değil de bir öncesine. Burada artırmışım bakın burada ama ben burada bir artırma yapacağım. Yani artırmanın üzerine gelmeden önce bir tane artırıyorum. Sonra artırmanın üzerine örüyorum. Yani üst üstüne gelmesin artırmalar ki belli olmasın diye. Şöyle devam ediyorum bakın. Geldim yine artırmaya. Burada artırmamız var. Hemen burada bir tane artırıyorum. Aynı yere tekrar battım. Bu şekilde 36 idi. 40 tane şey oldu.
Çakması kıynemiz oluyor bu sırayı da yapınca. Hemen bakın burada artırma var. Hemen yanında artırıyorum. Evet, devam ediyorum. Bu şekilde hanımlar artırmayı yaptıktan sonra sıramı tamamladıktan sonra bir ölçmem gerekiyor. Dediğim gibi bu ipim diğerine farklı ama bunu bu kadar uzun yapmayacağım. Şöyle yapınca nasıl oluyor? Evet, bir sıra daha gittiğim zaman sonra hemen kullanacağım. Çok kolay hanımlar. Gördüğünüz gibi bakın yarısı bitti bile. Şimdi bu sıramı da burada da artırmamı yapacağım. Geri döneceğim buraya geldikten sonra şu kollarını yapacağız. Kol ayrımlarını yapacağım. Artırma sırasını tamamladıktan sonra bir sıra daha gittim. Şimdi hanımlar hemen bakın şöyle göstereyim. Hemen şu, önce buradan başlıyoruz. Bir tarafını mesela. Bu arkayı örüyorum bir parça. Sonra önü, sonra diğer arkayı. Şimdi burada iki tane zincir çektim, döndüm geriye bakın. Hemen bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bakın, altı tane yeterli. Geri dönüyorum. İki zincir çektim. Hemen köküne atıyorum. 1 2 sayıyı eksiltmemeye dikkat edelim. Belirli son sıraya kadar. Son sıraya gelince bir tane eksiltiyoruz. Omuzları daraltmak açısından. Çünkü birleştirdiğimiz zaman dar olması gerekiyor. Döndüm geriye. Tekrar 2 sıra ördüm. 3. sıradayım. Üç sıra ördüm. Bir tane daha batacağım. Dönüyorum geriye. Bir sıra daha gidiyorum. Kaç sıra gittim? Üç oldu. Bakayım. Bir, iki, üç. Evet, üç sıra. Üç sıra gitmişim. Şimdi bir sıra daha gideceğim. Tamam. Sanırım bir bakayım. Dördüncü sıradayım şimdi. Şöyle döndüm geriye. Şimdi 4 sıra örmüştüm. 5. örüyorum. Bu defa bakın hanımlar. Eksilteceğim demiştim ya. Şimdi hemen köküne batmıyorum. Bir tane ileri batıyorum. 5'e düşürüyorum. Sık iğnenin sayısını. 2, 3, 4, 5. 5 tane yaptım. Bakın burası üstü biraz daha darlandı. Bir zincir çektim. Şimdi hanımlar biz burada ne yapacağız? Farklı bir işlem yapacağım. Şimdi ipi kırmamak için hanımlar şöyle bakın. Kaydırma yöntemiyle hem de bu kolun kıyısı güzel olacak. Bu işlemi yaptığın zaman hani gidiş dönüş yapıyoruz ya. Orayı düzeltmek için böyle kaydırma yöntemiyle aşağıya kadar indim. Sonuna geldim bakın. Evet. Bakın güzel oldu. Burası gibi durdu şimdi. Şimdi devam ediyorum. Burada 1 2 bura koltuk altı oluyor. 3 3 tane yaptım. Dördüncüyü de oh. Çarpıyorum kameraya ya. Kameramın yeri hiç iyi değil. Bunu farklı yere taşımam lazım. Şimdi bakın son dördüncüye sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Aynı şekilde çakma sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şimdi sayacağım. 2 3 bura ön kısım. Şurayı yapıyoruz. 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani bu 40'ı 3'e bölmüş oluyoruz. 20, 20, pardon. Buraya şey koyacağım. Hani 4 tane burada gidiyor, 6 da burada, 10 tane. Burayı da aynı şekilde geri kalan ilmekleri önüne alıyoruz. Şimdi bakalım burayı yanlış saymadıysam, her 2, 4, 6, 8, 10. Evet, şuraya kadar geleceğim. Sonuncuyu da yaptım. Şimdi birinci çektim, döndüm geriye. Evet hanımlar, söylediğim gibi buraya şimdi bir sıra krem yapacağım. Devam ediyorum. Şöyle bir zincir çekeyim. Sıkıştırmak adına. Tığıma ip aldım. Hemen örmeye devam ediyorum. Bir sıra krem gideceğim. Daha sonra pembe ile devam edeceğim. Bir sıra ördüm bakın kremden. Şimdi hanımlar burada ipim duruyor. Bu ipimi ben bakın şöyle alacağım buraya kırmamak için. Niye kırmıyorum? Çünkü kırsam da hem burada uç kaybetmem gerekiyor hem burada. Pratik düşünmek gerekir örgüde. Onun için bu şekilde yapıyorum. Bakın böyle yani çekmeyecek şekilde bir ip bıraktım. Bu şekilde bu sıramı öreceğim hanımlar. Bu tarafa gelsem o zaman ters denk geliyor. Şimdi bunda öyle bir sıkıntı olmadı. Çünkü burayı 4 sıra yaptım. Bunu 5 sıra yaptığım için onun ipi farklı dedim ya. Onun için öyle oldu. Şimdi bakın buraya devam ediyorum. Aynı şekilde bir sıra örüyorum. Bu kırdığım ipi de içinde yürütüyorum. Diğer ipi de bakın bu da içinde yürütüyorum. Bu tarafa uzattığım ipi. Sıramı başa çıkıyorum. Az kaldı. Evet, sıram başa çıktım. Yine aynı şekilde hanımlar burayı da kaydırma yöntemiyle aşağıya ineceğim. Diğer arkanın diğer parçasını örmek için. Kaydırma yöntemiyle iniyorum aşağıya. Evet, burada da yine 4 tanesini koltuk altına koyacağım. Diğer altısını arkaya öreceğim. Şimdi bakalım doğru saymış mıyım? 2, 4, 6. Evet. Şimdi bir tane zincir çekip hemen başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yaptım. Zincirimi çektim, gördün. Burayı da yine 5 sıra yapacağım hanımlar. Sonra devam edeceğiz. Burada yaptığım gibi bunun da yine son sırasında bir tane eksiltiyorum. Buraya batmıyorum. İleri batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 6 taneyi 5'e düşürdüm. Bu şekilde bakın daraltmış oldum. Şimdi hanımlar bakın. Şöyle bir şey yapıyoruz. Bunu buraya dikiyorum. Yani ben bunu tığla birleştirdim. Bunu. Ama siz iğneyle yap, hani tığla birleştirmek zor gelirse iğneyle dikebilirsiniz. Şöyle göstereyim hanımlar bakın. Bunu da buraya yaptığımız zaman bu arada boşluk kalması gerekiyor.
Şöyle arada bakayım. 1, 2, 3, 4 ya 4, 5 tane gibi. Sanırım 5 tane. Şöyle arada boşluk kalması gerekiyor. Bu şekilde. Boşluğu bırakıp dikeceğiz öyle. Şimdi bunu düğme dikmek için öncelikle aşağı doğru iniyorum. Sık iğne yaparak hanımlar. İpim takıldı. Sık iğne yaparak iniyorum. Bura hani V şeklinde olan yer biraz örüyorum. Ondan sonra bu kadarca yeterli. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şöyle 1, 2 sıra atlıyorum. Batıyorum. Buraya yine sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Şu ipi de içinde kaybedeyim. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapacağım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 4 tane zincir çektim. 5 tane zincir çektim. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapacağım. Burayı, ipimi buradan kıracağım. Bakın bu şekilde 2 tane düğme yeri koydum. Evet. Bunu burada kıracağım. Burayı da böyle dikeceğim hanımlar. Düğme de dikeceğim buraya. Bu şekilde bluzumuz oldu. Şimdi bakın buraya hani açık oluyor ya. Şöyle göstereyim hanımlar. Burası açık oluyor. Bu ilikleri yaptığınız zaman bu bunun üzerine gelince şöyle dik düğmeler diktiğiniz zaman burayı da böyle dikince burası arkası V şeklinde oluyor. Böyle. Bu kadar. Bluzumuzun anlatımı bu kadar. Umarım anlatımda memnun kalmışsınızdır. Eğer aklınıza takılan bir yer olursa yorumlarda veya Facebook, Instagram buralardan bana sorabilirsiniz. Yine istediğiniz bir model olursa onu da bana resim atıp denerim en azından. Atarsanız yapıp yapamayacağımı siz de ben de görmüş olurum. Evet. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.